Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben Ufuk Şen. Bugün sizlere daha önce yapmış olduğunuz render görüntülerini Krea'yı sitesinden ve Photoshop yardımıyla ne kadar farklı bir duruma sokacağınızı göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha önce almış olduğunuz renderler vardır. Yapay zeka ile birlikte arkadaşlar biliyorsunuz bunlar artık giderek gelişti ve daha iyi, daha kıvama geldi arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz imaj benim daha önce yapmış olduğum, D5'te yapmış olduğum bir dağ evi. Dağ evini Krea.ai sitesine attım. Burada şuradaki sağ kısımdaki butona basıp 2x'i seçmeniz yeterli arkadaşlar. 4x ve 8x profesyonel versiyonu olduğu için yetersiz kalıyor. İnsan yüzleri konusunda yapay zeka hala yetersiz durumda arkadaşlar. Tam insan yüzlerini tam çözemiyorlar ve tam simetrisini tam oturtamadığı için bazı problemler var. Tabi bazı lisans problemleri de var. Çünkü internetten topladığı bilgilerle insanların yüzlerini yayınlamak biliyorsunuz yasak arkadaşlar. Çünkü kendisi bir yerleşim, kendisi bir yapay zekayla tekrar bir üretim yapması gerekiyor. O yüzden bazı kısımlarda, bazı yapay zekalarda bu daha az gelişmiş durumda. Bazıları daha iyi durumda. Midjourney gibi mesela. Onlar yüz kısmında bayağı aşmış durumdalar. Biz bu görselimizi buraya attık arkadaşlar. Bakın göstereyim ben size nasıl bir durum olduğunu. Bakın ağaçlar, ışıklar ne kadar daha etkili görünüyor görüyor musunuz? Bakın normalde siz bunu Photoshop üzerinde oynadığınızda yapay zeka ile yani şuraya bir dağcı veya bu dağı tırmanan bir kısım, şuraya bir göl yaptığınızda veya denizin uzantısını yaptığınızda çok bu görsel üzerinde çok fazla etki uyandırmıyor arkadaşlar. Ama yapay zeka üzerinden işlediğinizde ve tekrar Photoshop üzerinde oynadığınızda gerçekten güzel sonuçlar alıyorsunuz. Bakın bunu sağ tıklayarak download diyerek bunu download ediyorum arkadaşlar. Buraya geldi bakın bu şekilde. Bunu da klasörden aldığım Photoshop kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Photoshop'u şöyle alalım şu kısma. İsterseniz Ctrl L ile ilk önce Ctrl 0 ile tam ekran yapıyorum. Ctrl L ile bunu bakın şu kısmı biraz daha açarak ışık miktarını artırıyorum arkadaşlar. Şimdi Translate kısmından bakın tepeyi tırmanan dağcı olarak bunu kopyaladım. Buradan bu kelimeyi aldım arkadaşlar. Sizin burada seçim yapacağınız kısım aslında önemli. Çünkü seçim yapacağınız kısım bir dağcının formatında yani dağcının orantısında olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü siz büyük bir yeri seçtiğinizde o kısma seçtiğiniz kısma dağcılar yerleştirmeye çalışıyor. O yüzden mesela şurada bir dağcı olduğunu düşünürsek yani orantı olarak şöyle bir insan sığacağını düşünürsek biraz daha büyük yapalım. Şu şekilde. Şöyle olsun. Buraya da Ctrl V diyerek şunu kapatayım. Ctrl V diyerek yazdığım şeyi kopyalıyorum arkadaşlar. Oluştur dedim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bazen güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Bazen perspektif tutmuyor. Bazen yönler tutmuyor. Yani farklı yerlerden tırmanışlar sunuyor bize. Bakalım nasıl bir görüntüde. Evet. Bakalım. Şöyle yanaşalım. Evet. Biraz daha şey gibi sanki bakın bu daha iyi. Şöyle bir şey olabilir. Bu sanki biraz daha iyi gibi arkadaşlar. Şöyle bir görüntü görüyor musunuz? Yani fena değil aslında. Ama tekrar oluştur dediğinizde tekrar oluşturacaktır. Farklı görselleri tekrar buraya geliştirmeye çalışacak arkadaşlar. Şöyle Space'de yukarı kaydırdım. Bakın adamın ayağı şuradan basmış durumda. Biraz daha orantılı. Şuradan eliyle şu kısmı tutuyor. Bakalım diğerleri nasıl? Yani yok. Şu iyi. Şu da fena değil. Şu olsun arkadaşlar. Şu kalsın. Tekrar resmimize geldim. Şu kısımdan şöyle seçerek şöyle getirdim arkadaşlar. Şöyle yaptım. Buraya da İngilizce olarak göl yazdım. Yosun, kaya, başka ne olabilir? Burada kirlilik gibi. Bakalım bu kadar yeter. Bakalım neler yapacak. Şu kısmı birleştirirse, deniz kısmını birleştirirse, şöyle içeri doğru sokarsa gerçekten güzel bir görüntü oluşabilir. Tabi burada yani çiçek böcek ne yararsanız, kayalık, patika yollar ne yapmak isterseniz artık size kalıyor biraz. Deneme ve testlerle beraber gerçekten güzel sonuçlar çıkar. Bakın yani şöyle birleştirmiş orantı konusunda biraz orantıda problemler olmuş perspektif kısmında. İkinci kısımda evet bu daha iyi arkadaşlar bakın gayet güzel. 3'e bakalım. 3 de fena değil ama ben 2'yi beğendim. Şu şekilde bunları birleştirelim. Şimdi buradaki arkadaşlar olay şu. Daha önce almış olduğumuz renderları yapay zeka üzerinden bu şekilde işleyebiliriz. Görsellerimizi ve portföyümüzü bu şekilde zenginleştirebiliriz arkadaşlar. Aslında olay bu arkadaşlar. O yüzden burada yapacağınız olaylar deneme yanılma yöntemiyle biraz daha betimleme yani makine diline anlatma yöntemi biraz daha farklı. Aslında bütün yapay zekalar farklı. Bak burada ben aslında Photoshop'a virgül ekleyerek sadece kelime tabanlı anlattım. Bazı yapay zekalarda ise işte güneş ışığı içeri girdi. Metrekaresi budur. Halıda
şu desenler vardır, parkede bu desenler vardır gibi bazı betimleme örneklerini yapay zekaya vermeniz gerekiyor. Hep bütün yapay zeka dilleri farklı farklı çalışıyor arkadaşlar. Yapay zekaya ne kadar farklı çalışsa da betimleme olarak ne yapmak istediğini sırayla yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Photoshop'un yaptığı işlem ise sizin yapmış olduğunuz görselin devamında birleştirme yapmak. Bu birleştirme de gerçekten güzel yapıyor arkadaşlar. Önceki sürümlerde, geçen sene kullanmış olduğumuz sürümlerde daha zayıftı. Şu an daha iyi duruyor arkadaşlar. Daha canlı ve daha güzel bir görüntüsü var. İsterseniz işte buraya bulutlar yapabilirsiniz. Uçan kuşlar yapabilirsiniz. İstediğiniz şeyler yapabilirsiniz. Gayet güzel çalışan bir sistem. Dediğim gibi bu sistemi siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim ismim Ufuk Şen arkadaşlar. Yapay zeka ve diğer konularda sizlere video içerikleri sunmaya devam ediyorum. Kanalımızın %70'lik bir kısmı arkadaşlar abone olmadan izleyen arkadaşlarımız. Abone olarak izleyenlerse çok sevinirim. Yorum yazıp ve beğenirseniz ve beğendiğiniz videolarda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bunları söylememiz gerekiyor. Kanalın büyümesi ve daha iyi işler yapmamız için. Çünkü şurada oturduğumuz zamanın, kaliteli zamanın sizlere hizmet olarak geri dönmesi ve sizlerin de bunun karşılığında bir yorum veya beğeni atmanız çok sevindirici olur. Hep beraber abone olalım arkadaşlar. Sağ alt kısımdaki abone ol butonuna basarsanız gerçekten çok faydalı olur. En azından sizler için hazırlamış olduğum içeriklerin daha fazla kişiye ve size, özellikle size anında ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Abone olduğunuzda hazırlamış olduğum içerikler direkt sizin mailinize veya bildirim olarak cep telefonunuza düşecektir arkadaşlar. O yüzden abone olmak bu kadar önemli arkadaşlar. Bir de önemli bir konu var arkadaşlar. SketchupFreeModel.com adresimizden YouTube içeriklerimizde hazırlamış olduğumuz modelleri indirebilirsiniz. Arkadaşlarımız soruyor. Bazen işte video hazırlıyoruz ve unutuyoruz. Model eklemeyi unutuyoruz arkadaşlar. Model eklemeyi unuttuğumuzda hemen gideceğiniz adres bu arkadaşlar. SketchupFreeModel.com. Bakın burada kullanmış olduğumuz tüm modeller burada. Fitness salonu, modern, minimal villa. Bunların hepsini ben derslerde, YouTube derslerinde kullandım. Bazılarını açıklama kısmında link olarak ekledik ama eklemediğim kısımların hepsini buraya ekledim arkadaşlar. Burada kullanmış olduğumuz, senelerce kullanmış olduğumuz tüm şeyler, atıyorum modeller arkadaşlar, hepsi burada. Bakın hepsi burada. Sağ kısımdan işte eksteryon model, iç mekan modelleri, sahneler olarak isteyebilirsiniz. Bakın buradan 4-5 sayfa diye gidiyor arkadaşlar. Benim Instagram adresimde Ufuk Sen Life olarak arkadaşlar takip edebilirsiniz. Alta yazacağım zaten, bunların hepsi açıklama kısmında mevcut. Tekrar bir diğer derste görüşmek üzere, hoşça kalın. Tekrar dediğim gibi yani abone olursanız, beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar söylüyoruz ama abone olma konusunda gerçekten kanalımızı izleyen ve takip eden arkadaşlarımızın YouTube istatistiğindeki sonuçlara göre bayağı bizim kanalımızda problem var arkadaşlar. Çünkü %70'lik kısım gerçekten büyük bir kısım arkadaşlar. %70'lik kısmı abone olmadan izliyor. Abone olursanız çok seviniriz. Yani bu şey demek, alıyorum ama vermiyorum. Çünkü biliyorsunuz alan el, veren elden, veren el alan elden üstündür. Vermek gerekiyor. Verdiğinizde ve aldığınızda veren kişi aslında bu konuda daha değerli bir konumda. Çünkü sizler de bize abone olarak bu şekilde bir destekte bulunabilirsiniz. Tekrar sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.